yaradım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, kırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacı verir başıma yüz yaşına. Düğünümüze şeref veren sevgili davetlilerimiz. Hoş geldiniz. Lütfen piste. Pist ağlıyor. Hadi kurtlarımızı dökelim lütfen. Hazır mıyız? Hadi. 3-4. Aklımda ayrılık varsa, bir ömür sevsen de yetmez seni sevmek. Kolay mı benden kurtulmak, bilmediğim bir şey mi var? Aklımda ayrılık varsa, aklını al, senin aklını alırım. Benim olmazsa Allah dediğimi yaparım. Akıllı ol, senin aklını alırım. Anam şuraya bak, sünnet düğünü yapılacak diye sevindik, kuruş para topladığımız yok. Bütün alaturaları aç, sünnet düğünü yapılacak diye bir topluyor. Ay bastı bacak, para bırakmadı be. Aa, aa. Ne çıplak dersin bacağımı be, bıraksana. Ay kız pembe. He. Bu yer cüzyesi bütün paraları topladı be, ne yapacağız? Ne bileyim. Selim fırla. Şu taraftaki paraları görmeden bile toplayalım onları. Hadi toplayalım. Şuralardan topla dur. Dur. Bırakın be, benim o paralar. Ara. Sırdı be elimi bacaksız velet. Ver ulan şunu. Anam neydi bu bacaksız? Anam, anam babasını. Çocuğu lan. Ne vuruyorsun lan? Aferin. Lan nasıl sırdı elimi be? Ben sana gösteririm ama valla şimdi. Dur. Bastı bacak, sünnet çocuğu. Ha bak, bak. Ha, senin o fazlalığın var ya, ha bu kılıçla kesecekler gerçekten. Ha böyle, ha bak, bak. Ha böyle, kökten kesecekler o senin bununla. Bununla kesecekler. Anne, o teyze diyor ki seni o kılıçla kesecekler.
Hanımefendi, utanmıyor musun çocuğu korkutmaya? Ay ne var canım, Allah Allah, kesti sanki. Olamaz. Aman işte. İşte kaçırdık çocuğu lan. Bütün alaturalar bize kaldı. Toplayın ulan. Selim! Koşular topla. Çabuk topla çabuk. Görüyor musun? Kaldı paralar bize, toplayın ana. Al Pepe al. Merak etmeyin. Adil olarak dağıtılacaktır bunlara. Sevgili davetlilerimiz. Sünneti yapacak olan fenli süreççimiz salonumuza gelmiş bulunmaktadır. Birazdan ham meyveyi dalından koparacağız. Hediyelerinizi hazırlayın. Hadi bakalım. Çocuk nerede? Çocuk. Az önce buradaydı. Yok. Nereye gitti? Emre, yavrum, neredesin? Kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl kaçar ya? İnsan hiç sünnetçiden kaçar mı kardeşim? Hep bu kadının yüzünden. Çocuğu korkuttu. Benim annem. Ulan başlarım senin çocuğuna da sana da. Gel lan buraya. Şikayetçiyim komiser bey bu kadından. Esas ben buradan şikayetçiyim komiserim. Gerçekten. Sünnet düğünümüzü mahvettiler. Biz şikayetçiyiz komiserim, saldırdılar bize. Ya şikayetçiyiz komiserim ya. Bunların iç müziklerine saygısı yok ha. Ben de şikayetçiyim koç yumurtalarından komiserim. Pembeme saldırdılar. Saçını başını mahvettiler pembemin. Susun! Susun! Ne olduysa teker teker anlatın bakayım. Anlatayım komiserim. Ben... Şimdi bu yanımda görmüş olduğunuz... Sünnet düğünü için meyhanemizi kapattılar. Komiserim, sünnet düğünü olurken bu kadın oğlumu korkuttu. Hı-hı. Döner bıçağıyla kesecekler senin fazlalığını dedi. Oğlan da kaçtı. Yapma ya. Doğru mu pembe? Şaka yaptım komiserim, ben şaka. Oğlumu bulamadığımız için sünnetçi sünneti yapamadan gitti. Misafirler de gitti. Onca masrafı boşuna yaptık. Zavallı oğlum. Korkudan kendini tuvalete kilitlemiş meğerse. Şikayetçiyiz bu kadından. Pembe. Delirdin mi sen? Yahu niye korkutup kaçırıyorsun zavallı Sabih Sübyan'ı be kadın? Hı hı. Zavallı mı dedin komiserim? Abu Şavşak zavallı değil. Çocuk kılığına girmiş bir canavar anam bu. Kuruş alatura komadı yerde bize. Pembe aklı be komiserim. Yerde ne kadar para varsa topladı bu şopar. Ya bizim paralarımızı komiserim. Ay parayı almak için ellerimizi ısırdı bu canavar. Ayaklarımızı tekme attı komiserim. Her tarafımızı mıncırdı komiserim. Anam, ben de çocuğu Sipali'den uzaklaştırmak için azıcık şakadan yani korkutayım istedim yani o kadar. Tövbe tövbe. Yahu insan hiç çocukla çocuk olur mu? Bak senin yüzünden çocuk sünnet olamadı. Bu insanların yaptığı onca masraf boşa gitti. Şş, aman be komiserim, ama abarttın ha. Altı üstü musluğu kesilecek anam. Ben keserim. Beter tut anam şunu makas elde. Tamam pembeciğim, gel gel buraya. Gel! Aç onu buraya, otur. Yeter! Keseceğim. Siz benim başıma bela mısınız be? Akşam akşam yine tansiyonumu çıkardınız. Defolun hadi. 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 Buyurun komiserim. Sen oğlum. Başla komiserim. Hadi. 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 Hadi dışarıs. Hayırlı işler komiserim. Hadi görüşürüz. Allah ya. Usta piri var. Naşti tovala. O kardu kalama. Naşti piri var. Alo. Buyurun anam. Pembe Hanım'ın malikanesi. Ha, inanmıyorum anam. Ha, ne diyorsun anam? Anam şimdi uyandı. Dur, dur. Yola çıktı. Geliyor mu? Hayır. Ay kız kim gelir ona ya? Anam Müjde anam. Müjdeler olsun. O geliyor. Ay kim geliyor? O geliyor Ayşe kızım anam. Anlayın be. Efsane geliyor. Efsane. Efsane. Ne? Efsane geliyor. Allah! Efsane geri döndü. Efsane kim be abi? Nene, Nene gözün aydın, Nene gözün aydın, müjdemi ister. Ne oldu be torunum? Şşş Fatoş, ne oldu be? Ay ne oldu be, niye gözü aydın anam? Biz Nene, efsane geri dönüyor, efsane geri dönüyor diyorum. Ne? Ne? Efsane geri mi dönüyor? Allah'ım sana şükürler olsun. Allah. Allah efsane geri dönüyor. O geri döner Allah. Efsane dönüyor millet. İndir aşağı efsane. Efsane dönüyor. Efsane dönüyor. Ya Mahim abi.
abi. Meraktan çatlayacağım ya. Kim bu efsane söylesenize abi. Gel kendi gözlerinle gör koçum. Efsane döndü millet, efsane. Ne oluyor be? Ne oluyor Peter? Nereye koşarsın efsane böyle? Efsane geri dönüyormuş Ali Biçim. Onu karşılamaya gidiyoruz. Yaşasın! Efsane geri döndü. Efsane geri döndü. Yaşasın Allah! Efsane geri dönüyor. Ali ben oğlum. Komşular efsane geri dönüyor. Efsane geri dönüyor. Duydunuz mu komşular? Efsane geri döner mi? Efsane geri döndü. Efsane. Ne oldu be? Efsane geri döndü oğlum. Efsane. Efsane. Allah! Efsane geri döndü be. Herkes tanıyor. Neden mi tanımıyorum bu efsane kardeşim ya? Geri dönüyormuş Pembeciğim, doğru mu? Doğru anam, doğru. Geliyor vallahi, ay geliyor. Allah! Aa, efsane geri döndü! Efsane geri döndü! Dönüyor! Allah! Allah! Efsane geliyor! Ne zaman gelecek? Ay, şimdi yola çıkmış, geliyormuş daha. Kiralamış herhalde. Ne kim aldı bu arabayı? Efsane! Efsane! Ama efsanenin ayağı çıktı. Öbür ayağı da çıktı be. Efsane! 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 Merhaba millet! Efsane! Efsane! Vay! Özlediniz mi beni? Kurban olsun ben de. Of be! Efsane! 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 Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Babam kalkmış geldi 400 milyon trilyonluk. Ben ekşi! Ne? Gördün mü anam? Benim babamız kalkmış 400 milyon trilyonu cebine koymuş. Tek başına yememiş gelmiş çocuklarıyla yemeğe. Ya öleceğim Allah abiyeceğim. Aman. Haydi be fazla konuşma cingane. Bir dakika, bir dakika. Baba. Bir dakika. Bu kim anam? Efsane. Anam bu karı kim? Efsane. Bir dakika. Anam. Anam. Anam bu da kim? Şimdi sizlere sevgili eşim Alev'i takdim ederim. Alev! Ne? Alev hem senin anan hem de gelinin. Aşkın mahallene geldi. Anam gitti. Anam gitti, trilyon milyon kalmadı. Yardım edin, çabuk yardım edin. Başımıza geleni kızım. Baba, baba. Anam sorması ayıptır. Sen bu karıyı nerede tanıdın? Gazinoda.
Kazino mu, pavyon mu, bir karar verin anam artık. Aslında pavyon da bizim pavyon kazino gibidir, değil mi? Anlıyorum anam. Anam pavyon tutarmış. Karı konusu matris anam belli olmuyor mu? Dedem öyle paralı görünce su işlemek için tezgah kurmuş demek ki. Deli Kadir görür görmez aşık oldum. Allah'ım o boy, o poz, o endam, o kaslar. Tabii tabii. Allah için babamda da yani bir boy, bir poz, bir endam var ki bir adale yani var ki görün Arnold Schwarzenegger zannedir. Yani eskisini arada karıştırırlardı onları birbirine. Allah için öyle yani. Allah mı edersiniz benden be? Yok mu yani bende boy poz ha? Şu pazılara bak, pazılara bak, bak, bak. Ay kız, yerim ben o pozularını senin, yerim. Arnold'um benim, Arnold'um. Ebbey bab ribab, kestane kebab. Aman, yeter otur yerine be. Sana rezil ettik kendine. Dur takmin edeyim ben onu. O ayağındaki şeyleri, altınları, parmağındaki, elindeki hepsini babam taktı sana değil mi kız? Vallahi ben istemedim. Kendisi hediye etti. Yoksa benim dünya malımda vay, vay, gözüm vay. Yok. Tabii tabii. Sen babamı anam kasları adaleleri için seviyorsun. Tabii. Sen hediyelerin en kıymetlisine layıksın. Aşkım benim. Sanam şuna. Sana daha ne hediyeler alacağım? O tek taşlı yüzükten sana bir tane daha alacağım ben ya. Ay. Anam yedi karıyı. Al. Gel buraya. Çabuk oturun şuraya. Geç. Ha ulan baba ben ne diyeyim bilmiyorum ki anam efsane dedik. Herif kalktı kestane çıktı. Vallahi kestane çıktı. Ya sekseninden sonra kudurdu herif ya. Kart tutan para. 400 milyarı kuruş kuruş bu kosmatikacıya yedirecek bu pembe abla görürsün bak. Ya vallahi ya. Ne yapıp edip mani olmamız lazım kız ana ya. Bir şey yap. Bana bak şimdi önlemimizi baştan almamız lazımdır. Ben size geçen yıl dedim ama siz beni dinlemediniz. Ne dedin kız? Bu babam iyice kudurdu. Bunu veterinere götürüp adım ettirelim dedim mi demedim mi? Üf, ya kız saçmalama ana ya. Olur mu öyle şey ya? Olmaz öyle mi? Ah adım ettirmedik. Ah işte. Ne oldu? Bütün paralarını kalktı gitti bu konsumatris gacıya yedirdi. Görün işte. Zaten yedirmiş Pembe abla. Gacı maşallah kuyumcu vitrini gibi dolaşır ortalıkta. Fatoşaklı abla paralar gidiyor. Vallahi gözünüzü dört açın. Ha böyle böyle. Daha fazla para yedirmeden bu gacıdan kurtulmamız lazımdır. Duydun tamam mu? Abla. Sinirlerim tepeme çıktı ana. Anam ben sıkıntıyla evde duramam artık. Ben en iyisi gideyim çiçeğe çıkayım. Çık. Tamam kız ana. Bana bak gözünüzü dört açın. Gacı babamı iyice soymasın. Tamam. Anladın tamam, mı ya. Salak? Şişt, anladın mı? Hı. Ha? Hadi hadi kalkalım. Ay destur bismillah. Ay kız ana sen ne yaparsın be? Aa ne var bu kadar şaşıracak boyanırım. Tövbeler olsun. Ay bu yaştan sonra ne boyanmasıymış bu be? Boya bile tutmaz senin suratını. Bak şu terbiyesize. Neyim var benim taş gibiyim çok şükür. Taş ne kelime? Mer anacığım. Edepsiz. Benden çıktı beni beğenmez. Bak boyanmadım diye Deli Kadir gider elim pavyon kılıklı aşna fişna yapar. Ha, anlaşıldı senin derdin. Bu Deli Kadir'in de aklına tüküreyim be. Şuraya bak. Benim gibi seksi, cazibe merkezi bir gacı dururken o kaknem gacının nesini beğenir hiç anlamam. Ya ya. Kız ana. Neyse ben çıkayım çiçeğe gidiyorum. Sana iyi boyanmalar. Bir kat daha sür ana. Hadi güle güle. Herkese en delikanlısından selamlar. Selam hoş geldin Beter. Hoş bulduk. Çay ister misin? Yeni tebledim. Sağ ol. İyi. Ethem, gözün aydın. Senin problemini kökten çözecek bir şey buldum. Artık o zıkkıma elini bile sürmeyeceksin. Aa, ciddi mi Beter? Ne buldun? Bu elimde görmüş olduğunuz duman avcısı ilaç
eczanelerde ve bakkallarda bulunmayıp sadece firmamızın ithalatıdır. Her türlü tütün tiryakiliğini anında kesen bu ilaç sayesinde sigarasız yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz. Hediyesi 200 milyon lira olup sizlere indirimli fiyatı 200 milyondur. Saygılar. Hadi be Kerkenes. Gene üç kağıt açacaksın başıma değil mi? Ayıp ediyorsun Ethem'ciğim. Delikanlılık gururumu örseliyorsun. Dandik değil. Harbi dermandır bu ilaç. Tatbik eden herkes bıraktı. Ciddi mi be? Kesin bırakır mıyım şimdi bunu kullanırsam? Şüphem mi var gülüm? Bak iddialıyım. Büyük harflerle söylüyorum, iyi dinle. Değil sigara içmek. Eline bile alamayacaksın baba. Vay be. Bize de satsana abi bundan be. Olmaz. Yalnız Ethem kardeşime yeter bu. Çekilin be. Benimdir bu. Yalnız nasıl kullanacağım ben bunu bebete? Kullanımı gayet basit babacığım. Alacaksın bu toz ilacı, götürüp küvete dökeceksin. Sonra içine girip her tarafına bu ilacı süreceksin. Ondan sonra bir daha içmeyeceksin baba. Ben şunu bir deneyip geleyim. Al parayı. Güzel. Bir daha içmeyeceksin kardeşim. Mete, hakikaten el sürdürtmez mi be? Sürdürmeyecek, göreceksin. Çiçekçi pembe geldi. Aman be, sen ne bağırırsın? Ben satıyorum çiçeği ay, burada. Ay çok satıyorsun, gördün mü? Bütün çiçeklerin elinde kalmış ulan haydi. Ulan işte yoktur müşteri be, gel yok. Gel. Gel geç, Allah canın almasını düşürüye. Anam. Anam. Kız pembe. Canım. İnsanın kendisinde 20 yaş küçük bir cici annesi olması nasıl bir duygu? Dalga geçme benimle. Zaten heyheylerim tepemde. Bana bak sinirimi seni çıkarmayayım ha. 8'e böler 12'ye katlarım seni valla. Şşt bak çok konuşma. Cici annene söylerim diline biber sürer ha. Ulan baba. Baba bizim gibi asil bir aileyle şöyle madiden romanların diline düşürdün ya ne diyeyim ben sana. Kart zampara. Keşke sultanları dinlemeyip zamanında kısırlaştırsaydım onu bir. Araba geldi. Kalk kız. Yürü. Yavaş be. Hi. Hi, hi canım. Hi, hi. A bunch of flowers please. Merhaba. Ha, anam Elif turist de. Ne? Valla turisti. Turist değil hanımefendi. Kendisi İngiliz diplomat. Diploma mı dedin? Ne diploması canım? Lise diploması mı? Diploma değil hanımefendi. Diplomat. Ha, cahil gacı be. Hiçbir şey bildiği yok ki bunun be. Bir demet gül istiyor. Ha. Ay, al anam, al canım benim. Yoksa anam, yoksa bu abi Avrupa Birliği'nde mi geliyor? Ha. Abi, sen bizi Avrupa Birliği'ne sup. Ah, vallahi bu sepet sana beleş olacak. Vallahi gerçekten. Heh. If you make our country enter to the European community... Ne diyor? These roses are free for you. Çevirtiriyor. Lady is both beautiful and humorous. Ay canım. Dedi ki, hanımefendi güzel olduğu kadar şakacı da. Bana mı güzel diyor? Sana. Yok daha neler be. Bana sana diyor, niye diyecek bana ki? Diyor. Ya kesin arkadan birine geçmiştir, ona demiştir pembe. Kimse yok. Bana diyor be, kesin bana diyor çevirici. Bana mı diyor? Yes. Bana dedi tabii, değil tabii. Mi? Size dedi hanımefendi. Ha. Gördün mü kız, bana değil. Üf, gördüm. Hı. Ama... De canım valla. Hani yoksa bana yazılıyor mu kız bu çaktırmadan? I haven't seen such a beautiful woman like you. Ne dedi abi? Sizin kadar güzel bir kadın görmediğini söylüyor. Ah canım. Yüzleri falan bozuk değil değil mi abinin? Amca bu kaç? Ha kaç? Karabali nasıl? Sana şuradan bir kurum şimdi bir de yer koyar. Hadi be. Ha, çekil kız şuradan, kısmetime mani oluyorsun be. Ya, çevir bırak. Ulan sen çevirsene. Ne diyor ne diyor? Maşallah anam, kendisi İngiliz olduğu kadar da centilmendir ha. Oynama oynama. He is as gentleman as English. Would she like to have some tea ay with canım, me? Vallahi ne dedi çevirici, ne dedi? Küfretmiyor değil mi? Bak küfrediyorsa aynen iade ederim ha. Hayır hanımefendi, ha. Benim de bir çay içer mi diyor. Ay, öyle mi dedi? Tabii, memnuniyetle içerim. Ama o ısmarlayacak ha, bende kuruş yok. Tabii ki o ısmarlayacak hanımefendi. Öyle boşuna gönül bu ota dokunar, şeye dokunar dememiştir. İngiliz amcanın gönlü ota konmadı, pembeye kondu. Fark yok arada.
yapıyorsun la Ferah? Bu kadar önemli ne vardı? Acele gel dedin, geldim işte. Ne? Canım, sana çok hayırlı bir haberim var. Sevinçten içim içime sığmadı. O yüzden acele gel dedim. Hayırdır? He? Ne oldu? Çok merak ettim. Çocuk gibi ne sevinirsin be? Canım, başlık parasının büyük bir kısmını topladım. Tam 60 milyar paramız var şimdi be. Ne? Dalga mı geçersin lan? Ya. Bak şakaysa vallahi bozuşur sonra. Şahanem yeminle ya, vallahi billahi ya, 60 milyar paramız var. Allah! Ya! Yaşadık Şahanem, yaşadık değil mi? He? Dur lan şimdi bir dakika. Nasıl birdenbire 60 milyarı birikti? Ben çok merak ettim. Tebrik ederim Şahanem, çok güzel bir soru sordun. Rica ederim lan. Şimdi taksiden kazandığım bütün parayı götürüp bankaya atardım. Çok güzel. Çalgıdan kazandığım parayı götürüp yine bankaya atardım. Güzel. Arada bir kasetleri çalmaya giderdim. Haliyle birikmiş para. 60 milyar mı birikmiş yani? Ya 2 yıldır biriktiririm Şahanım ya. Biriksin yani be. Hem Menekşe Hanımlar da sağ olsunlar kazandıkları paranın çoğunu bana verirlerdi ya. Yani şimdi bizim birbirimize kavuşmamız için 15 milyar mı eksik Ferhat? Aynen öyle Şahanım. Tam 75 milyara tamamladığımız zaman başlık paramız tamam oluyor be. Ondan sonra da Pembe ablanın seni vermemesi için hiçbir bahanesi kalmıyor ya. Çok güzel be Ferhat. Ya bir an evvel tamamlayalım şu 15 milyarı ya. Ben de işin orasını konuşacaktım işte seninle. Evet. Şimdi Kadir dede seni çok sever değil mi Şahane? Şüphe mi var lan? Canını verir benim için o. Yani çok güzel ama biz canını istemeyeceğiz. Evet. Kendisine 400 milyar ikramiye çıktı evet. Ya. 15 milyarı bize versin yeter be. Hay aklında bin yaşa Ferhat. Hadi yürü konuşalım hadi, hemen hadi. Beter, ha. Şu Etebe sattığın sigarayı bıraktırma ilacından bana da satar mısın acaba? Hayatta olmaz. Olmaz mı? İşte şimdi kalbimi kırdın be Peter. Demek ki senin nazarında Etem ıyarı kadar kıymeti harbiyemiz yokmuş. Aşk olsun be kardeşim. O koç yumurtasıyla kendini nasıl bir tutuyorsun ya? O ilaçtan sana satamam. Çünkü o ilaç kaşıntı tozu. Kaşıntı tozu mu? Kaşıntı tozu tabii kardeşim. Etem'le eğlenmek için verdim. Yaktın lan beni Peter, yaktın. Durmadan kaşınıyorum. Zaten uyuz adamdın Etem. Bu sefer kelimenin tam anlamıyla uyuz olmuşsun be kardeşim. Alçak. Döveceğim seni ama ellerini bırakamam ki. Çok fena kaşınıyor. İçemedin ama değil mi? Deniz, kaşınmaktan fırsat bulup da elime s**namadım ki. Abine kaşınırım durmadan. İşte benim lafıma geldin babacığım. Ben ne dedim? Eliyle anlayacaksın demedim mi? İşte dediğim çıktı. Görüyorsun. Kusura bakma Ete baba. Bu sefer sen kendin kaşındın. Beterin seni kazıkladığını bile bile nasıl aldın o ilacı be? Muharrem doğru söylüyor. Kendin kaşındın Etemciğim. Bak bak hala kaşınıyor. Şu kaşındı bir misin? Öldüreceğim seni. Ah tatlı tatlı kaşındı. Ah sıktı. Dur. Rüsten sıktı. Kaşın. Şu kaşındı bir misin? Kendini ölümlerden ölüm diye. Söyle bakalım torunum, ne konuşacaksınız benimle? Dedeciğim, şimdi Ferhat benim başlık paramı toplamış ama azıcık eksiğimiz var. Hazır sende de deve yüküyle para varken diyorum ki bir 15 milyarcık para şey yapsan diyorum, versen yani. Ayıp ettin be kızım, vermez miyim hiç? Ya, vermez miyim? Verme. Ne? Vermez misin? Nasıl vermezsin be Kadir dede ya? Ya az önce vereceğim dedin ya. Size öyle gelmiş. Ben dedemle konuşurum tamam mı? Sen karışma. Tamam, karışma. Tamam. Ama sultancığım yani biz geleceğimizi Alev'le birlikte düşünmek zorundayız. Dede ya ne geleceği ya? Hangi geleceğiniz dede? Bir ayağın çukurda zaten. Allah gecinden versin yani. Bugün yarın gidicisin artık ya. Kefenin cebi yok ya. Biz Kadir'ciğimle paramızı çarçur etmeyeceğiz. Yatırım yapacağız. Değil mi Kuz Kadir? Öyle canım öyle. Söyle. Dede. Ben sana ne diyeyim bilmem ki. Bu seni ipli kuklaya çevirmiş resmen ya. Boş ver Şahanem boş ver. Biz yine kendi yağımıza kavruluruz. Kavruluruz. Görürsen Kadir dede. Gel gel. Has the lady liked the place? Mekanı beğendiniz mi? Beğenmez miyim hiç? Cillop anam ışıl ışıl. Anam, bu senin patronun da iyisi pali vardır ha. Hep buralara geliyorsa bu moruncuk kası bayağı iyidir. Yani değil mi canım?
How don't I love... Be ne yapıyorsun be? Çeviriyorum hanımefendi. Lan çevirme. Şeyde... Aferin de mekanı çok beğendim. Maşallah çok yakışıklıdır o diyor de. I like the place. He is very handsome too. I really like so much lady. I want Ben gerçekten sizden çok hoşlandım hanımefendi. Sizi arzuluyorum. Sen git de anandan hoşlan. Sen beni ne sandın? Sen beni nasıl arzuluyormuşsun? Kafanı kırarım vallahi seni. Yanlış anladınız hanımefendi. Ben Mr. Michael'ın dediklerini tercüme ettim sadece. Öyle mi dedi? Pardon canım. Ben de sen dedin sandımdı. Dur bakayım ulan. Bir şey olmamış karpuza. İyi bir şey olmamış. Şimdi. Söyle Mr.'a. Ben de ona karşı boş değilim ha. I like you. I want to kiss you. Ne dedi? Sizi öpmek istiyorum. Acık yüzüne güldük hemen başıma çıktın lan. Ben değil hanımefendi. Mr. Michael öpmek istiyor. Öyle mi? Şunu baştan niye demiyorsun? Arada bir araba dayak yedin be. İyi hadi öpsün. Ama şimdilik sadece elimi öpebilir. Okay, but just you can kiss only my hand at present. Lan yavaş be. Islatmadan öp. Tükürme. Koy başına da koy. Başına koy. Aferin anam. Islattı elimi be. Anam söyle Mr.'a. Biz akşam meyhanede müzik yapıyoruz. Gelsin, izlesin. We are making music tavern. You can come and watch. With pleasure. I'd go anywhere for such a charming lady like you. Seve seve. Sizin gibi çekici bir kadın için her yere gelirim. Anam, sen akıllanmayacaksın. Az önce vurdum hala akıllanmıyorsun be. Püh. Hanımefendi durun, yanlış anladınız. O söyledi, ben tercüme ediyorum. Ha öyle de. Oğlum sen gene yiyecektin dayağı. Canım. Sen önüne bak, çayını iç hadi. Kara Ali geldi düğüne. Zurnayı verdik eline. Öyle güzel üfledi ki doyamadım tadına. Öyle güzel üfledi ki doyamadım tadına. Çal be kamaracı çal. Çal çal çal. Çal be zurnacı çal. Çal çal çal. Çal be kamaracı çal. Çal çal çal. Çal be zurnacı çal. Çal çal çal. Romanların aşkına. Rıza. Anam Mr. Michael'a en güzel meselelerden getir. Normal müşteriye bildiğin o bayat meselelerde adama. Tamam Pembe abla. Ya yüksek sesle konuşma, duyacaklar. Garson ilgilenin hemen şimdi. Ötem durup dururken bu İngiliz aygırı nereden çıktı be? Bilmem ki Beter. Pembenin misafiriymiş, Pembenin. Allah Allah. Michael! Michael! Acık öteye kaykılırım. Eğleniyor musun ha? Çüş. Çüş mü dedi bana? Doğru konuş sana. Doğru konuş. Alırım ayağının altına. Çüş değil hanımefendi. Çiz dedi. Yani şerefe diyor. Öyle mi? Pardon canım. Yanlış anladım. Madem şerefe diyor o zaman... O zaman afiyet olsun anam, götür. Kız ola. Kim ya? Ayıp kızım ayıp. Yakında baban olacak adama nasıl kıl kuyruk dersin? Ne? Babam mı? Ya sen ne dersin ona ya? Dedemden sonra sen de mi konurdun ya? Kızım öyle deme. Adam İngiliz diplomaymış, diploma. Diploma mı? O ne be? Yok anam neydi kız, neydi? Diplomat be diplomat. Ha. Allah'ın cahili be, ne olacak? İşte ondanmış ya, ondanmış. Manasını bilmiyorum ama anam kesin iyi bir şeydir gerçekten. Evleneceksin mi abla sen bunu? Bana aşık.
evlenip İngiltere'de kraliyet ailesine gelin gideceğim anam. Tabii evleneceğim. Ne yapacağım evlemeyeceğim de. Bir bu eksik daha. Pepe, memlekette erkek mi kalmadı da gittin bu İngiliz şoparını buldun? Öyle deme kıllı. İngiliz en güzelidir. Ne demişler anam? Asılacaksan İngiliz seçimiyle nasıl? Gel buraya Rıza, gel. Geldim Pembe abla. Ben geliyorum. Al bu udu. Hadi yerime tamam, otur. Tamam Pembe abla. Canım mister. Canım göbek atmak ister. Oyna anam, oyna. Oh. Abandır ful anam, oyna. Kıvır dedin anam. Wonderful. Bak, oyna. Belly dance is beautiful. Anam, şöyle kıvırtın belini. Şuraya bak Mehmet'im, biz seninle Pembeciğim birbirimize girelim. O çoktan elin İngiliziyle uluslararası ilişkilere girmiş bile. Ay. Albedercim, afiyet olsun. Her şeye rağmen yine de severim seni. Eyvallah. Beter, bir şey soracağım. Sor. Ne yapacağız şimdi? Pembe aşırı aşırı memleketlere gelip gider. Elimiz kolumuz bağlı oturacağız mı böyle? Buldum abi. Sen hiç merak etme Ethem kardeş. Ha, anladım. Senin yine güzel bir planın var ha? Bu işi kökünden halledeceğiz Ethemciğim. Sana inanıyorum. Al kızım, al. İyi kız. Bak Cesaret, muzu sütle iç. Erkeğim bir. Senin enerjiye ihtiyacın olacak. Benim senin için her zaman enerjim var güzelim. Çaban barajı gibiyim evvelallah. Haş, haş. Bismillah, tübe tübe. İyice kudurdular anam bunlar. Aile var anam burada. Sen duyma kızım, kapat kulağını, gözünü de kapat. Kapat. Günaydın. Günaydın lan. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anam ne var? Sabah sabah ne dayandın kapıma? Ben de seninle özel bir konu konuşmak istiyorum. Yalnız konuşabilir miyiz içeride? Öyle mi? Bakalım neymiş bu özel görüşme? Al kızım şunu önüne bak, sakın o tarafa bakma. Ha, geldim. Arsız kan. Geç otur. Geç otur şuraya. Söyle ana, ne söyleyeceksin? Pembeciğim, ben bu Michael mevzunu çok düşündüm. Öyle mi canım? Öyle. Ne yalan söyleyeyim, başta çok kıskandım. Nasıl kıskanmayayım ki? Deli gönlünün bütün gemilerini senin için yakmış bir divaneyim ben de. Biliyorsun. İyi Allah için hoş kaçayım. Tekmil erkekler anam benim için Marmara çırası gibi yanar tutuşur anam. Öyle. Önce Michael'la senin aşkına mani olmak istedim. Sonra salim kafayla düşündüm. Seni seviyorum diye senin kısmetine mani olmamam lazım. Lan ayret be. Senin gibi su katılmamış biri. Bakıyorum da böyle büyük yazarlar gibi laflar etmeye başladın. Nasıl oldu bu? Hem ben kim sen kim Pembe? Sen benden çok daha iyilerine layıksın. Doğru dersin. Vallahi bak aynı lafın altına gözüm kapalı imzamı çakarım anam. Heh. Ayrıca senin Avrupa'ya açılma zamanın çoktan geldi de geçiyor bile. Tabii tabii öyle oluyor. O yüzden sana mutluluklar dilerim. Sağ ol canım. Vallahi medeni adamın hali de başka oluyor. Bir şey soracağım. Canım söyle. Bu adamın niyeti ciddi mi Pembe? Evlilik teklif etti mi? Vallahi anam ciddi gibi duruyor ama yani daha evlilik teklifi etmedi bana. Pembeciğim. Canım. Senin ne yapıp yapıp bu adamı etkilemen ve bir evlilik teklifi koparman lazım. Adam senden sıkılmadan kafeslemen lazım. Çaktın mı köfteyi? Anam doğru diyorsun da yani. Yani ben nasıl etkilerim bu adamı? Yani dilini bilmiyorum. Ben sana son bir iyilik yaptım Pembe. Aşkımı kalbime gömüp senin için İngilizce bir aşk şiiri yazdım.
Bunu romantik bir ortamda adam okursan adam kesin gaza gelip evlilik teklif eder. Ciddi mi dersin? Hakikaten sen yazara benziyorsun. Ha? Ana manası ne? Burada ne diyor şimdi bu? Türkçe manasını okuyorum, dinle. Ey beyaz atlı prensim. Hı. Biricik aşkım. Hı. Gönül çenelim. Çelenim. Tek dileğim seninle sonsuza kadar birlikte kalmak. Aşktan sarhoş olup bulutlardan bir köşkte oturmak. Ne romantik yazmışsın. Vallahi helal olsun beter ha. Kesin artık bunun üstüne evlilik teklifini yapar. İstersen Ferhat da gelsin, arkanda keman çalsın. Romantik bir ortam olur ha. Aferin ulan. İyi fikir ha. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Gel ulan, öpeceğim alnından senin, gel. Buyur öp pembeciğim. Allah bir... Sende bir gariplik var ama. Dur bakalım. Yo. Şerife cheers. Canım. Pembe abla. Canım. Bu kıyamı da unutma ha. Benim gözüme girmen senin işine gelir canım, haksız mıyım? Doğru, haklısın. Dön yerine. Tamam. You are very beautiful. Çevirtmen. Söyle anam Michael'a. Kendisi için yazdığım çok güzel bir aşk şiiri okuyacağım ona. I will read love poem that I have written for you. Yes. I love to listen. Yes canım. Beyefendi dinlemek istediğini söylüyor. Tamam, okuyorum. Sen artık karışma, ferman çek, ağzına otur. Ferhat, çal oğlum. Romantik bir şey şöyle damardan olsun. Hemen Pembe abla. Bak şimdi. Hey, Michael. You are donkey. Ne dedi? Michael sen bir eşeksin dedi. You are a mother is a big monkey. Hanımefendi. Sana karışma dedim be. Ben ne dediğimi biliyorum, kes çeneni. Ne dedi be de, ne dedi? Senin anam da büyük bir maymundur dedi. Şimdi are you a believe John love you? Hanımefendi. Lan sen karışma. No, no, will we eat your money? Money. You stupid. Stupid donkey. Did it. That's it. Bullshit. It's over. Anam. Anam ne oldu? Ne oldu? Adam gidiyor. Adam gitti be. Şşt. Bu Michael niye gitti? Şurada romantik şiir okuyordum kendisine. Ne oldu şimdi? Romantik şiir mi? Hanımefendi, adama ne dediğinizi biliyor musunuz? Biliyorum. Seninle bulutların üstüne çıkacağız. Sonsuza kadar aşk yaşayacağız falan diyordum lan. Ne hale geldim. Hanımefendi, siz adama sen bir eşeksin. Annen ise maymundur. Seni sevmiyorum. Sadece paranı yiyeceğim dediniz. Ben mi dedim lan bunları? Ben der miyim lan? Hayatta demem lan ben ya onları. Ya hayatta demez öyle bir şey Pembe abla be. Okuduğunuz şiir o anlama geliyor ama. Deme lan. Ne oldu Pembe? Michael evlilik teklifini kabul etmedi mi ha? Sen, ne oluyor ya? Sen şimdi sana geliyorum. Ya dur. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş, bir ömür boyu sökülmez iniş. Aşk ipliğiyle dikilen dikiş, bir ömür boyu sökülmez iniş. Beni diktiler de ne oldu sanki, her tarafım yama 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 yama.
Bir maykıda gitlerle ne oldu sanki? Her tarafım yama 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 yama. Takıldım bak ortaya. Ağlamaz utanmazlar. Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de önünde oynayıp beni çatlatıyorlar ha. Kızma pembeciğim. Michael şiirini beğenmediyse kabahat bizimdi. Ayıp be. Karışmayın onunla be. Yalnız canım var ya, şiirin manasını anladığında pembe ablanın suratını görmeliydin ha. Bembeyaz oldu. Ver Rasul, ver. Al abla. Ya ayıp ya Ferhan. Bari sen dal geçme ya. Tamam Şenem ya. Ne dedik sanki ya? Ama sus be. Ey güzel Allah'ım. Ne güzel fırsat getirdin ayağıma. Koskoca kraliçe Elizabeth'in gelini olacaktım be. Ama kısmet değilmiş be pembe. Üzme kendini o kadar. Senin sevgilin pembe. Torunum, haneni ay doğacak. Evde bir huzur hasıl olacak. Ay nasıl olacak o dediğin? Pembe abla mı ölecek yoksa? Ay nerede o günler be? Evet, nerede? Karıştırma yazın. Hepsi bu kadar. Karıştırmam ya. Ağzına sağlık. Söyle abi, söyle. Yaz, yaz. Ferhat, kaç para oldu ha? Yaz. Ne? Bankadakiyle birlikte tam 63 milyar oldu hala. Sultana kavuşmam ama tam 12 milyar kaldı. Dişimi sıkar, gece gündüz taksiye çıkarsam... Bir ikiye kadar onu da toparlarız be. Al benim güzel torunum. Çorbada benim de tuzum bulunsun. Al. Burada benim kefen param var. 500 milyon. Sultanın başlık parasına katarsın. Yok olmaz den alamam ya. Al be torunum meraklanma. Bu yakınlarda ölmeye hiç niyetim yok. Kefen parasına ihtiyacım olmayacak. Yok. Al. Al be Ferhat. Ay anam kendi rızasıyla verir. Sağ ol nene. Oh. Canım benim. Sağ ol. Hadi bakalım. Hah. Al bu da benden. 240 milyon. Mutfak masraflarından arttırdım. Ah. Yok be hala olmaz ya. Ay, al be dedim ha. Hah. Abi al. Pembe abladan sakladığım kendi param. 310 milyon. Sağ ol Fatoş'um. Ya çok sağ olun ya. Var ya utandırdınız beni ha. Al abi. Ayşe için başka parası biriktiriyordum ya. Aa. Bizim evlenmemize daha çok var. Sen kullan işte be. Lan kerata, şimdiden mi başladın başlık parasını biriktirmeye? Söz, sen evlenince de ben yardım edeceğim ha. Ya hepinize çok teşekkür ederim. Ama bu para gene de yetmez ha. Sen hiç meraklanma. Ben Muharrem'le Beter'e de söylerim. Onlar da işin içine girince paranın büyük bir kısmını toparlarız. Ya iyi ki varsınız be. Ne zaman biriktirdin lan bunları? Biriktiriyorum ya. Sevenler kavuşsun, sevenler kavuşsun. Hadi millet, geri sayım başladı. Ferhat'la Sultan'ın kavuşabilmesi için çok az bir paraya ihtiyacımız var. Hadi bakayım. Ne kadar eksik? 11 milyar kadar. Ama Ferhat geceli gündüzlü taksiye çıkıp tez zamanda eksiğimi tamamlayacağım der. Oo, o parayı biraz zor toplar o. Biz arkadaşları olarak yardım etmezsek zor toplar parayı. O yüzden kaç paranız varsa... Hemen sevenlerin kavuşabilmesi için buraya parayı atacaksınız. Hadi bakayım. Pamuk eller cebe, hadi. Ya sakallı babaya mum yakmaktan daha sevaptır ha. Kardeşim. Yardım etsenize be. Vallahi yanıma pek para almamışım ben. İşte bu kadar bir şey be. Aldığın kadar yeter Ethem'cim. Tamamdır. Selim, çıkar bakalım paraları. Ablam para verdiğimi öğrenirse öldürür beni vallahi. Hayır, kendi istediğimiz başlığın parasını kendimizin vermesi saçma oluyor yani ya. Tamam, tamam. De, konuşma hadi. Rıza! He? Çıkar. Yalanım varsa bir daha organizatörlük yapmak nasip olmasın ki üzerimde hiç para yok. Artık. Yer miyiz oğlum biz bunu? Hadi çıkar. Yemezsiniz değil mi? He, hadi. Hadi. Seni gidi kirli çıkı seni. Al Ali kardeş, altın dişim. Ben dişsiz de idare ederim. Eyvallah, yaşa. Rüstem, Nuri. Abi ben de biraz vereyim mi? Yürü lan dışarı. Haftalığını keseyim de gör. Selimciğim, Ferhat'a yardım topladığımız konusunda ablana bir şey söylemek yok. Tamam mı canım kardeşim? Ayıp ettin abi.
Benden sır çıktığını gördün mü hiç? Kalbimi kırıyorsun. Ha, yaşa. Orada. Ferhat başlık parası için 64 milyar toplamış. Ne? Ulan ciddi mi dersin? Yeminle abla. Beterler de kahvede yardım sandığı açıp 1 milyar para topladılar. Desene yakında Ferhat başlığı tamamlayıp kapıma dayanır. Aynen. Gelirse o zaman verecek misin sultanı? Nasıl vereyim? Topladığı parayı bana başlık olarak geri verecek. Ona 5 kuruş kalmayacak. Peki benim kızıma ne yiyecek, ne içirtecek? Yatak odası takımını mı yedirecek? Yok ana, yok. Bana zengin damat lazım. Abla, yanlışın varsa düzelt ama sen 75 milyarı getir, sultanı al götür dedin. Herkes şahit. Anam sen üzme tatlı canını. O kara oğlan, o 75 milyarı var ya, hiçbir zaman tamamlayamayacak. Öyle dersin abla ama Ferhat parayı toplayabilmek için geceli gündüzü taksiye çıkacakmış. O zaman anam, biz de onun taksiye çıkmasına mani oluruz. Ondan kolay ne var? Nasıl olacağız? Görürsün. Bana Rüstem'i çağır. Akşama görürsün. Hı hı. Geç, koş, naş. Ala, yemek hazır mı hani ya? Şşş dur. Ay dur bir soluklan be. Bu ne telaş be? Allah Allah. Ya bir an evvel yiyip yine taksiye çıkmam lazım ya. Hadi doldur şunu. Çok çalışırsın be Ferhat. Yemeği niye? Otur 1-2 saatliğinden sonra çıkarsın. Ya sen ne diyorsun be enişte? Hayatta olmaz ya. Ben 2 saatte Sivri'ye 3 kişi götürür getiririm be. Ayaküstü alıştırıp kaçacağım. Hadi ya. Yüzüm kuyruğuna geldim ya. Başlık parasını bir tamamlayayım var ya. Sonra bol bol dinlenirim ha. Hala durma hadi ama ya. Gelin. Dışarıda kimse yok. Aman yürü be. Yürü. Şşt. Lan. Üste. Çabuk. Ne yap boz şu taksiyi. Ferhat binince yerinden kıpırdayamasın ha. Ay bir diyorum Pembe abla. Ben onu ne yapacağım? Hadi, gayet iyi. Başla. Bekle. Hadi çabuk. Koş. Bekle abla. Valla belanı. Bir işi becerim. Tamamdır Pembe abla. Hidroliği boşalttım. Bitti bu araba. Aferin. Ferhat'a bir şey olmayacak değil mi? Bak çocuğa zarar vermeyelim. Bu araba çalışmasın yeter. Ayıp ettim Pembe abla. Ferhat'a zarar vermeyeyim hiç. Aferin. Saklan ulan. Hop. Onun da belanı vermesin ulan. Çalıştı araba Rüstem. Hani çalışmayacak. Bir altı beceremedin ha. Pembe abla, hidrolikleri boşaltılan araba kalkar ama duramaz. Heh, bak işte. Ne? Frenleri tutmaz. Ne dedin? Ne demek frenleri tutmaz? Frenler tutmuyor ya. Şahanem. Sakin ol Şahanem, iyiyim ya. Bir şeyim yok. Çok şükür ucuz atlattı. Bir tek kolunu kırdı. Onun dışında gayet iyi, merak etme. Ya nasıl oldu bu kaza Ferhat, anlatsana ya. Ya ne bileyim Şahanem, anlamadım ki ya. Bıraksana. Arabanın frenleri tutmadı ya. Ferhat, inanmıyorum nasıl ya. Nasıl kardeşim, iyi misin? İyiyim abi, iyiyim. Bir şeyin yok ya kardeşim. İyiyim kardeşim. Yok gayet iyi. İyiyim merak etme abi. Bir tek kolu kırılmış garibimi. Valla. Ay kıyamam ya. Çok iyi, çok vallahi iyidir. Bak, hiç bak vallahi acı, çok iyi görünüyor. Acıyor mu? Biraz. Allah seni ne yapmasın emin. Potansiyel katil. Az daha öldürecektin canım çocuk. Pembe abla. Nasıl boşaltırsın ya, nasıl frenleri? Ya Pembe abla dur, vurma, kafam kıracaksın ya. Merak etme ki hastanedeyiz. Eme pasuman yaparlar o kafana senin. Lan sen nasıl kıydın Ferhat'a numuneli? Sen bu Ferhat'ın taksiye çıkmasını istemiyordun değil mi Pembe abla? Al işte kolu kırıldı. İyileşene kadar hayatta direksiyon sallayamaz. Taksiye bile çıkamaz abla. Sen de haklısın, doğru. Artık Ferhat taksiye çıkamayacak.
Bu başlık parası toplama işi de anam burada biter. İyi hadi, her şey tatlıya bağlandı. Şimdi yürü git gözüm görmesin sen. Taksiyi tamir ettirdik Ferhat'cığım. Sağ ol abi. Vallahi verilmiş sadakan varmış kardeşim, ucuz yırtmışsın. Aa niye? Hidroliklerin boşanmış kardeşim. Ne? Çok daha büyük bir kaza olabilirdi. Allah Allah, çok garip be. Neyse üzme tatlı canını. Gelen mala gelsin koçum. Nasıl üzülmeyeyim be abi? Başlık parasını toplamam az kalmıştı ya. Şu kaza olmasa şimdi yine taksiye çıkan o parayı toplardım ya. Oh, of. Ver bakalım şu taksinin anahtarlarını koç. Oh be. Bundan böyle taksiye ben çıkacağım. Bu ne? Sultan? Ne dersin sen Şahanım? En bu kılık ne ya? Delirdin mi Sultan ya? Tam tersine. Aklım başıma geldi. Sen hastalandın diye bizim kavuşmamız suya mı düşsün yani? Çıkıp aslanlar gibi direksiyon sağlayacağım. Ne? Başlık parasını da ben tamamlayacağım. Yaşa be Sultan. Ya hayatta olmaz ya. Kadın haliyle taksicilik falan yaptırmam sana, tamam mı? Bal gibi de yaparım. Yok ya. Kadın halimle taksicilik de yaparım, şoförlük de yaparım. Eyvallah, rakip tanımam. Tek rakibim hava yolları. Bravo be Sultan. Kadın dediğin en zor gününde erkeğinin yanında olur böyle. Aslan kızım benim. Kadın milletinin en delikanlısı be. Yaşa ya Sultan. Abi ya siz de gaz verip durmayın şuna ya. Olmaz dedim ya. Ben ne olur dedim. Ver şu anahtarları. Al Sultan. Yani işte vermeyin şu anahtarları falan ya. Aklım onda kalacak şimdi ya. Kaza falan yaparsa. Meraklanma koçum. Karayollarında değil, senin kollarında ölmek isterim ben. Ferhat. Oğlum sen korkuyorsun ama bu sultan minibüs edebiyatını yalamış yutmuş be kardeşim. Harbi şoför olmuş be. Bravo, bravo sultan. Sultan. Bravo. 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 Neyse. Hadi hoşçakalın. Güle güle sultan. Hadi. Hadi, hadi hayırlı işte. Bismillah. Kız sultan. Kız. Bu kılık ne böyle? Şoför entarisi valide. Beğenemedin mi yoksa? Ne şoförü be? Hadi. Taksi şoförü valide. Bundan böyle Ferhat'ın yerine ben taksiye çıkacağım. Parayı ben tamamlayacağım. Bilmem anlatabildim mi? Sen benim başıma şoför nebeyat mı kesildin? Yürü haydi eve yürü dedim. Yürü kız. Hiç boşuna heveslenme valide hanım. Biz Ferhat'ımla bu yola baş koyduk. Ne yapıp edip o başlık parasını toplayacağız. Toplayacağım. Yaşa be sultan, yaşa! Yaşa be, bravo kız, hadi! Topuk be sultan, topuk be! Hadi! Lan alkışlamayın, şakşakçı mısınız, nesiniz be? Her altı alkışlarsınız be! Sultan! Ne oldu, ben be, şiştim ha! Ulan boşu boşuna heveslemeyin ha! O sultan o taksiyi işletemez. Ben sevdiğim döner gelir o evine. Çapa.
Kadirciğimle eğlenmeye çıkıyoruz. Döndüğümüzde yemeğimiz hazır olsun. Hazır olacak canım. Sen hiç meraklanma. Sana Fransız usulü le zıkkımı sırlayacağım. Terbiyesiz. Ananla ne biçim konuşuyorsun sen? Baba, dua et. Şu sultanın meselesiyle uğraşırım. Yoksa ben ikinize de yapacağımı biliyorum. Ama dur. Şu mesele bitsin. Elbet sıra size de gelecek. Sen ona bakma benim güzelim. Yerim parmak tatlılarını. Hadi gidelim. Hoşça kal. Cehennemin dibine gidin inşallah. Bu yaşta kendini maskara etti be. Utanmıyor. Abla, abla. Ne var? Abla, abla. İşlerce sarpa sardı. Resmen şapa oturduk abla, şapa. Niye oturduk? Neye? Şapa. Neye? Sultan bu taksi işinden acayip para kazanıyormuş abla. Ferhat 10 kazanıyorsa Sultan 20 kazanıyormuş. Ciddi mi dersin? Yeminle abla. Taksiciler arasında efsane olmuş Sultan. Bütün müşteriler onun arabasına binmek için sıra oluyorlarmış. Baltayı çok fena taşa vurduk bu sefer. Demek öyle. Ama demokrasilerde ve pembelerde çareler tükenmez. Benim adım Pembe ise ben de onlara bu parayı toplatmam. Ne yapacağız abla? Gel. Sen yarın sabah bana Rüstem'i çağır hanım. Gerisine karışma. Anam yürü şimdi. Tamam. Bunlar. Sultanı, bu taksicilik planından vazgeçirmek için harika bir planım var. Yine arabayı mı bozacağız Pembe abla? Beni ben bozarım inceden. Yine git arabanın hidroliklerini boşalt, öldür kızımı orada. Potansiyel katil. Deli deli konuşma, benim sınırımı bozma, arabayı bozmayacağız. Ne yapacağız abla? Söyleyin bakayım. Bir taksici en çok neden korkar? Gasp. Aferin ulan, gel buraya. Sihirli sözcük gasp. Nasıl yani? Sultanı gasp mı edeceğiz abla? Zelim, anam senin kafan birden çalışmaya başladı. Aferin hanım sana. Nasıl olacak o iş Pembe abla? Anlatıyorum. Şimdi ikiniz de birer oyuncak tapança bulacaksınız. Maske takacaksınız. Sultanın taksisine bineceksiniz. Ya bizi tanırsa? Maskeni takmayı unutmasın, tanımaz. Ama iyice korkutun ha. Sen hiç merak etme abla. Öyle bir korkutacağız ki korkusundan bir daha direksiyona elini bile süremeyecek. Aslanlarım benim, göreyim ulan sizi. Hadi naş, naş, hadi naş. Hadi. Naş. Allah Allah ya. Ne yapıyorsun be, deli misin? Durdur şu arabayı. 140'a gidiyor ya. Demek beni öldüreceksiniz ha. Sıkıyorsa şimdi öldürün. Kurban olayım, dur. Ne olur dur şu arabayı. Olur mu? Ateş edin lan, çekinmeyin. Ama unutmayın, ben ölürsem araba kesin bir yere toslar. Bu araba bu hızla bir yere toslarsa da hiçbirimiz bu arabadan sağ çıkamayız, tamam mı? Dur şu arabayı, dur. Allah, korusun Allah, vuracağız ya. Dur, ne olur. Lan madem ölümden bu kadar korkuyordunuz lan, niye gaspa çıktınız? At! Abi, ateş et abi. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz be? Biziz. Allah cezanı. Kafayı mı yediniz siz be he? Her haltınız bitti, şimdi de gaspa mı başladınız? Hem de yeğeninin arabasını gasp ediyorsunuz. Tövbe tövbe. Delirtecek misiniz siz beni be? Anam, merhaba komiserim. Beni çağırtmışsınız. Gel bakalım Pembe Hanım.
Sen çetebaşıymışsın, doğru mu? Bunları gaspa çıkmak için sen zorlamışsın. Şaka yapıyorsun, şaka. Bunlar kim hanım? Tübi, hanım tübi. Hayatımda ilk defa görüyorum ha bu ikisini. Yalan söyleme be kadın. Biri senin kardeşin. Öteki de senin tıfakçın Rüstem. İkisi de senin adını verdiler. Öyle mi canım? Bakayım anam. Anam. Hakikaten de Selim'miş ha. Şimdi suratı kişiliksiz ya anam. Ondan kolay tanıyamıyorum. Bırak şimdi palavrayı. Bu gasp olayı nedir anlat bakayım. Konuşsana kız ana. Komiser baba bir şey sordu. Anlatsana. Komiserim, bu gasp meselesi küçücük bir şakadan ibarettir. Bir sultana ufak bir şaka yapalım dedik anam. Şaka mı? Ne biçim şaka bu be? Ha? Kar maskeleri, oyuncak tabancalar. Sultan, bak kızım, şikayetçiysen hepsini atacağım nezarete. Şikayetçiyim komiserim, atın nezarete. Yok kızım, değilsin anam, sana öyle geliyor. Gerçekten, sen hiç şikayetçi olur musun? Olur, yani... bal gibi dolu. Şikayetçiyim komiserim. Salih. Buyurun komiserim. At bunları nezarete. Maestro komiserim. Pardon komiserim. Son defa kızımla helalleşebilir miyim? O benim yüreğimin yarısıdır yani. İyi, helalleş bakayım. Kurban olayım kızım. Ananı nezaretlere yollama. Bu yaştan sonra ben nezaretlerde çürüyemem. Biliyorsun, romatizmalarım vardır yani. İyi gelmiyor orası bana. Beni hiç ilgilendirmez. Yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. İçmedim, içirdim. Bu şaka için yani ömrümün son günlerini nezarette mi geçireyim komiserim? Ben arabada çok tırstım sultan. Yeminle bu tür işlere bir daha girmeyeceğim. Affet bizi be sultan. Ya komiserim ben vazgeçtim ya. Şikayetçi değilim. Anamlar şaka yapmışlar bana ya. Emin misin kızım? Emin. Zaten... Anca ikna ettik anam. Gözünün yanı iyiyim, ısrar etme. Anam Elif zorla içeri attıracak beni. Çıkın dışarı o zaman. Hadi. Bir daha da karşıma gelmeyin. Yakarım hepinizi. Yürü. Yürü ulan. Yürü. Hadi. Yavaş. Acıyor mu Ferhat? Yok, acımıyor abi. Şimdi hareket ettir bakayım kolunu. Yavaş yavaş. Yok. Ay. Gayet iyi nene. Oh Allah'ıma çok şükür. Kırık kaynamış be. Gözümüz aydın be Ferhat. Şşş. Artıkın taksiye çıkmak yok Sultan Hanım ha. Kolum iyileştiğine göre taksiye ben çıkacağım. Tamam lan. Ha. Abi. Ne oldu Fatoş? Ne bu telaş ya? Ne oldu be? Selim her şeyi itiraf etti. Her şeyi Pembe abla yapmış. Gasp meselesini mi dersin? Onu bilir zaten. Ay sadece onu olsa neyse. Her şeyi Pembe abla yapmış Sultan. Ta en başından taksinin hidroliklerini Rüstem'e Pembe abla boşalttırmış. Ne? İnanmam. Hayatta inanmam. Pembe böyle bir kötülüğü yapamaz. Ya anlam kimsenin canına kastetmez ya. Yapmış. Çünkü hidroliğin ne işe yaradığını bilmezmiş. Pembe abla Ferhat'a bir zarar gelmesin demiş ama Rüstem Pembe abla ile Selim'i kandırmış. Vay Rüstem vay be. Demek Ferhat'ın kolu da Pembe yüzünden kırıldı öyle mi ha? Şimdi yaktık seni Pembe. Ya boş ver abi. Ben affettim Pembe ablayı. Şikayetçi falan değilim. Nasıl olsa kolum iyileşti. O bana yeter be. İyileştiğini de nereden çıkardın koçum? Kim diyor iyileşti diye? Bak kaynamamış. Dön bak. Bileğe bak. Böyle duruyor. Peter. Yine aklından neler geçer senin? Usta öyle bir planım var ki. Pembe'nin anasından emdiği sütü burnundan getireceğiz. Bir nevi burun egzersizi yaptırdım. Ya uğraşma anamla ya. Üç kağıdın ağa babasını görecek şimdi. Ne yapacağız abi? Anam buyurun, niye geldiniz siz? Al Pembe oku. Bu ne canım? Mektup mu yazdı bana? Ay canım benim, aşk mektubu yazmış. Anam ne yazdı? Ne aşk mektubu be? Doktor raporu. Yaptığın sabotaj yüzünden Ferhat sakat kalacak. Anam ne dersin, sakat mı kalacak? Şaka yapıyorsun değil mi? Raporda yazıyor her şey Pembe. Ferhat'ın kazada kırılan kemikleri yanlış kaynamış. İş göremez raporu ya. Verdi doktor. Deme. Vah Ferhat'ım vah.
Ömür boyu sakat kalacak yeğenim. O kolu da hiç kullanamayacak. Baba. Öyle kol kırılırken içinde kalır diye bir şey yok Pembe Hanım. Böyle vahim sonuçlara yol açıyor bak. Canım şimdi benim bu kazayla ne ilgim vardır? Hiç boşuna inkar etme Pembe abla. Selim el bir şeyleri itiraf etti. Rüstem'e idrolikleri sen boşa attırmışsın. La seni ne yapmasını Emendi ütmüş şark bülbülü. Ömür boyu sakat kalacağım Pembe abla. Bu elimle bir iş tutamayacağım. Yaktın beni be. Ferah senden şikayetçi olursa yanarsın Pembe. Bütün hayatı boyunca ona sen bakmak zorunda kalırsın. Hana. Ciddi misin sen? Yok. Ferhat benden şikayetçi olmaz değil mi Ferhatçı? Ben şikayetçi olmayayım da kim olsun Pembe abla? Hayatımı kaydırdım be. Ben artık sakat bir adamım. Kolum müsaade etmez ki çalışayım. Evime ekmek götüreyim. Evine ekmek getiremem bir adamla kim evlenir ha? Ferhat çok haklı abla. Bir sus be. Sana bir şey soran oldu mu? Ferhat'ın senden şikayetçi olmaması için bir tek yol var Pembe. Neymiş o? Ferhat'ı sen evlendireceksin. O da dava açmaktan vazgeçecek. Sultan isterim. Sen sultan istersin de ya. İyi o zaman mahkemede görüşürüz. Bütün varlığını el koyduracağım. Ha. Var ya pasaklı donda kadar her şeyini elinden alacağız seni de. Yürüyün. Tamam lan. Kızmayın. Şaka yaptım ben zaten. Sultan'la evlenmenize müsaade ederim. Hı. Ama şikayetçi olmak yok. Söz mü? Aa, söz tabii Pembe abla. Oldu bu iş o zaman. Hemen düğünü yapıyoruz. Hadi. Hadi bakalım yürüyün. Hadi, hadi. Hazırlık yapalım bak. Tamamdır abi. Saatler olsun. Sağ saatler olsun. Hoş geldin. Ustacığım bir düğüne yetişeceğim. Bir çeki düzen verir misin şöyle tabii. Bize be? Arkadaşlar yabancı değil. Sıranızı alıyorum ama kusura bakmayın ne olur. Aşk olsun be beter otur. Sen yabancı mısın? Yaşa. Önce şu favorileri düzelt abicim. Tamam. Ya beter hala aklım almıyor benim. Bu Pembe abla Sultan'la Ferhat'ın evlenmesine nasıl müsaade etti arkadaş hayret. Pembe gönül rızasıyla mı verdi sanıyorsun kardeşim? Öyle değil mi? Siz uyuyun be. Pembe öyle bir üçkağıt yapmışım ki var ya, ancak düğün bitince gerçeği öğrenecek. Ya. O zaman da kafasını vurmak için böyle duvar arayacak. Pembe abla, Pembe abla, Pembe abla. Lan ne oluyorsun be? Aslan gümüş geyik gibi dört nana ne koşuyorsun? Pembe abla, bir üçkağıt var bu Ferhat'ın evlilik içinde. Üçkağıt mı var, ne üçkağıtı varmış? Beteri, berberde konuşurken gördüm abla. Pembe'ye bir üçkağıt yaptım diyordu. Üçkağıt mı yapmış? Düğün bitince Pembe gerçeği anlayacak. Kafasını vuracak, duvar arayacak diyordu abla. Duvar mı arayacakmış? Demek öyle. Nerede o şimdi o biter? Berberde. Tıraş oluyor abla. Güzel. Yürü ulan gidelim. Hadi abla. Şimdi o Terez berberde mi diyorsun? Hemen şimdi abla. Onun canını okudum. Gel. Senin ellerin de pek narinmiş be. Ne oluyor ya? Demek ki ölümün narin ellerden olacak. Pembe. Doğru bildin. Azrail'in asistanı Pembe. Ötür. Neymiş bana yaptığın üçkağıt? Pembe dur. Ne yapıyorsun ya? Gerçeği öttün öttün. Yoksa acımam kesin lan gırtlağını. Tamam Pembeciğim. Ne olur uzak tut şunu ya. Anlatacağım her şeyi tamam. Anlat. Tut. Tamam anlat. Çek şunu. Çek şunu Pembe. Anlat. Hadi. Tamam. Hadi. Şimdi Sultan'la konuştuk biz. Planı yaptık. Yaptık. Allah! Ah, ah. Canım bak, veterinerli sayesinde hem evlendik, hem de başlık için biriktirdiğimiz para cebimizde kaldı be. Çok doğru dersin Ferhat. Talih nihayet yüzümüze güldü ya. Nihayet ya. Aha, nikah memuru da geldi. Merhaba. O kadın yok değil mi? Bebeği, yok abi yok korkma gel.
Başıma bir kaza gelmesin de. Şurada emekliliğime 5-6 ay kaldı zaten. Ay meraklanma abicim. Kazasız belasız emekli ederiz seni de be. Hadi. O zaman şu nikahı bir an evvel kıyalım da gideyim ben. Hadi abi nikah nikah. Çok bak yüzüğü Mork'tes. Mork, Mork. Oturun abi. Oturun şimşak. Otur. Gençler evlenmek için belediyemize başvurdular falan filan. Buraları gereksiz ayrıntı es geçiyor. Abi işi kapmış ya. Pembe kızı Sultan. Benim. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Hayır! Hayır! Ulan bizi alacak! Alacaklar! Vur Pembe o sağlam kolun sakat diye beni kandırdı. O senin sakat kolunu ben şimdi para var. Kafasına kafasına Pembe abla. Kurtarın be! Kurtarın sen şunu! Kurtarın! 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 Kurtarın!